Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Canlı yayınımıza kurtarıcımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kendisi futbolcu kimliğiyle Sayın Enver Yılmaz kırmadı bizi, davetimize icazet etti. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi akşamlar. Yoğun bir temponuz var, hızlı hızlı gideceğiz. Orduspor deyince sizde akan sular duruyor ve geçen sezon çok ciddi sıkıntılarda Orduspor'a çok önemli kaynaklar sağladınız. Öncelikle bir geçen sezona gidelim, antrenmana çıkamayan, parası olmayan, futbolcular sahaya çıkmamış bir takım problemler vardı. Çok şeyler yaptınız. Orayı bir özetler misiniz? Ya tabii geçmişi çok depreştirmek istemem ama geçtiğimiz yılda biz bu sıkıntıyı yaşadık. Mevcut yönetim, en azından yönetim kurulu başkanı aynı kişiydi. Yani Nedim Başkan gene başkandı. Boruspor yine başa oynuyordu. Adana Demirspor maçı öncesi. Ondan önce bizim Sportoto vasıtasıyla aktardığımız bir miktar 1,5 trilyon liralık bir sözümüz vardı. Yarısını aktarmıştık. Kalanı ile ilgili de bir takvim öngörmüştük. Demiştik ki şu ayda aktarılacak. Fakat o kendi iç dinamikleri itibariyle bir takım sorunlar yaşamıştı. Adana Demirspor maçı öncesi o dönemin kulüp teknik direktörü ve futbolcular bizimle görüşmek istediklerini beyan ettiler. Biz orada konuştuk. Arkadaşlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza ben orada birebir taahhütte bulundum. Dedim ki bu kalan para ki 750 bin lira bir paraydı. Bu paranın teminatı biziz. O para falan gün falan tarihte size geçecek. Fakat ben parayı bugün de yatırabilirim. Ben parayı bugün Orspor'un hesabına yatırdığımda para size gelmeyecek. Dolayısıyla sorun bizim kendi içimizde bir hukuki sorun. Yani Orspor'un yapısından kaynaklanan bir hukuki sorun demiştik. Tabii işler sıkıştığı zaman siyasetçiye ya da yerel yöneticiye ya da belediye başkanına topu atmak, sözü atmak, topu taca atmak ya da topu muhatabı olmayan, yetkilisi olmayan işin üzerine atmak maalesef Türkiye'de maharet gerektiren bir iş. Orada da bunu bazıları, bazı arkadaşlarımız, bazıları bilinçli bir şekilde bizim üzerimize atıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şu an itibariyle 55 trilyon borcu olan Orduspor'a sahip çıkmaz, söz konusu olamaz. Ben 55 trilyon liraya Orduspor'a nasıl yardımda bulunayım? Bu borç nedir? Bu borcun niteliği nedir? Bu borç nasıl borçtur? 4 yıl önce 4 trilyon olan borç şu anda 55-60 trilyon liraya çıkmışsa bunun hesabını siyasetçisi olarak niye biz ödeyelim? Bu işin yöneticisi yok mu? Bu işin kulüp başkanı yok mu? Bu işin kulüp yöneticileri yok mu? Federasyon bu süreci takip etmiyor mu? Futbolcu arkadaşlarımız, şu anki arkadaşlarımız istisna atıyorum. Çok değerli bir hocamız Fikret Yılmaz. Türkiye'nin çok önemli bir futbolcusunun babası. Ve çok iyi transferlerle birlikte muhtemelen bizi de izliyorlardır şu anda kulüpte. İzliyorlar. Allah aşkına Orduspor'a yeni transfer olan 20, 30, 25 kaç kişi ise bu arkadaşlarımızın şu anda ulusalda yayın yapan bir televizyondan para dilenmek zorunda kalan bir takıma biz geldik. Nasıl bir takıma geldik? İç dünyasını sorgulattırmamız ne kadar yanlış bir duygu değil mi? Tartıştığımız rakam ne? Ciddi. Kaç lira? Bizimki biz 5200'deyiz ama onlarınki 5200. Biz şu anda federasyona yatırılması gereken parayı kaç lira olarak biliyoruz? Ben 3700 lira biliyorum. Ben de 1300 lira biliyorum. Ne yatıracağız biz federasyona? Kim yatıracak? Belediye başkanı olarak ben mi yatıracağım? Altaş Televizyonu'nda iki gündür program yapan kaç saattir? 28 saat mi oldu? Program yapan sizler mi yatıracaksınız? Yoksa dün itibariyle form alan, bugün kombineye çevrilen, şu an itibariyle de 2209 kombine almış, almaya teşebbüs etmiş ordulu hemşerilerimiz mi yatıracak? Dolayısıyla ortada bir sistem sorunu var. O sistem sorunu ne? Süper Lig'deyken çok hesapsız bir şekilde. Ki ben o dönemin yöneticilerini suçlamıyorum. Kulüp başkanını hiç suçlamıyorum. Nedim Bey. Orspor nasıl düştüğünü o gün dahi kendisi anlayamadı. Biz de anlayamadık, kimse anlayamadı. En iyi olduğu dönemde ilk bir 7 haftalık sezonda neredeyse lider olabilecek bir takım ikinci sezon hiç galibiyet almamak suretiyle belki de dünya liglerinde olmayacak bir başarı elde etti ve düştü. Biz bunu tartışmayalım. Biz bugüne gelelim. Orspor Haziran ayında kongre yaptı. Bugün bu işin sorumlusu olan arkadaşlarımız Haziran ayında yapılan kongrede İşin hukuki sürecinin böyle olduğunu biliyorlar mıydı? Biliyorlar. Böyle bir takıma talip olduklarının bilinci içindeler miydi? Bilinci içindelerdi. Kongrede yönetim yenilendi mi? Yenilendi. İstanbul ağırlıklı bir yönetim yapıldı mı? Yapıldı. Biz o gün bir hukuki mazeretimiz sebebiyle kongreye katılmamıştık. Kongre sonrası yeni gelen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız bizlere ziyarette bulundu mu? Bulundu. Şimdi ilk defa açıklıyorum. Siz de lütfen yazar mısınız? Benden 5 tane talep oldu Orduspor yönetiminin. Denildi ki Orduspor'un elektriği kesik.
180 bin lira borcu var. Artı YEDAŞ Orduspor'a sponsor olmuyor. Pazar gün geldi. Pazartesi gün ilk çözdüğüm iştir. 180 bin lira elektrik borcunu kapattık. Kalan 150 bin liraya da YEDAŞ'ı Orduspor'a sponsor yaptık. 320 bin lira. Toplayalım. Ben yazayım, sen topluyorsun. 120 bin lira. 320 bin lira. 150 bin toplama. 320 bin liralık bir destek. Kulüp başkanımız yönetimiyle birlikte bize dedi ki Orduspor'un il dışına, şehir içinde hareket kabiliyeti yok. Bir standartlara uygun Mercedes otobüse ihtiyacı var. Derhal kiraladım. Yıllık 150 bin lira. Yazar mısınız? Büyükşehir Belediyesi tüm masraflarını karşılamak suretiyle Orduspor'a 150 bin lira nakit ödemek kaydıyla otobüsü kiraladı. Orduspor'un emrindedir otobüs şu anda. Bolu'da gördüm ben otobüsü. Gördünüz. Gördüm. Geçtiğimiz hafta kulüp başkanımız ve Adem Bey kardeşi denildi ki federasyon başkanını Yıldırım Demirören'i aradığınız takdirde bu sürece ilişkin farklı çözüm organizasyonları olabilir. Yanımda Yıldırım Demirören'i aradım. 5 dakika sonra bana geri döndü. Dedi ki Sayın Başkanım, bu türlü bir uygulamamız şimdiye kadar hiçbir ligde olmadı. Ne Süper Lig'de ne 3. Lig'de. Yani tahtanın açılmasına yönelik federasyon müdahalesi. Fakat ben size farklı bir uygulama yapacağım. Talep ettiği takdirde Orduspor altyapı gelirleri adı altında bizim bir ödeneğimiz var. Yaklaşık 500 bin liraya yakın bir parayı yalnız 1-2 aylık hukuki süreci bulacaktır. Orduspor'a sizin talebiniz üzerine verme sözü veriyorum dedi. 500 bin lira. Eklediniz mi? Evet. Saygıdeğer Başbakanımız Ordu'ya geldiğinde Gençlik ve Spor Bakanımız Çağatay Kılıç da vardı. Kulüp Başkanımız ve hocamızı Sayın Başbakanımızla görüştürdüğümüzde Spor Toto'nun sponsorluğu konusunda geçtiğimiz yıl yapılanları hem Başbakanımıza ben anlattıktan sonra efendim bu yılda aynı sponsorluğu alınması hususunda talimatlarınızı bekliyoruz dediğimde Gençlik Spor Bakanımıza döndü. Enver Bey'in bu talebini derhal işleme koyun dedi. Spor Toto'nun sponsorluğu 1,5 trilyon lira. Ne etti Ahmet Bey? Toplayın. 1500 TL. 1500 TL yazıyoruz. 1500. 2. Uykunuz var herhalde. Kaç? 470. 2 trilyon 470 bin lira. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Haziran ayından bu yana Orduspor'un kongreye girdiği tarihten bu yana 2 milyon 472,5 trilyon lira paranın girdisini Orduspor Kulübü'ne yaptım. Bir başka iş daha yaptım. Şu anda Orduspor'da çalışan 40'a yakın arkadaşımızın 1,5, 18 aydır maaş almadığını biliyor musunuz? 18 aydır 40'a yakın bu arkadaşımızın maaş alması ve sosyal güvencelerinin devamına yönelik yaklaşık 1 trilyon liralıkta bir hukuki süreç başlattım. Ekler misiniz? Kaç etti? 3 trilyon 473,5 trilyon. Allah aşkına televizyonlara çıkıp bir forma için reklamını yapan arkadaşlarla 2-3 gündür Büyükşehir Belediyesi üzerinden Orduspor'a prim yaptıranlar ya da Orduspor üzerinden Büyükşehir'e hakarette bulunanlara 3 aylık süreçte 3,5 trilyon lira para vermiş bir Büyükşehir Belediyesi var. Şu an itibariyle Orduspor'un bir kulüp başkanı vardır. O da Nedim Türkmen'dir. Nedim Bey bir ulusal televizyonda istifa edeceğini söylemiş. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Şu an itibariyle Orduspor'un kulüp başkanı Nedim Türkmen'dir. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şimdiye kadar kamuoyuna Orduspor'a ne sözü verdiysem siyasete başladığım tarihten itibaren hepsini yaptım. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başladığım 30 Mart'tan sonra yaklaşık 5 aylık süre içinde 3,5 trilyon liralık bir kaynak girdisi çoğu da nakit olmak kaydıyla süreci başlattım. Bundan sonra da önümüzdeki süreçte bir deplasmanlar, iki primler, her türlü yardımda bulunacağımı söylüyorum. Deplasmanlar ve primler. Primler konusunda her türlü yardımda bulunacağımı söylüyorum. Bunun dışında stadyumdu, bunun dışında sahaların çimlendirilmesiydi, kapalı tribünün eklenmesiydi, Orduspor'a yaptıklarımız da onlara girmiyor. Şu an itibariyle bahsedilen çarşamba günü yatması gereken 2700, 2300, 1,5, 1300 tereddütlü bir rakam var. Bu parayı mevcut kulüp yöneticisi olan başkan ve arkadaşlarımız yatırmak zorundadır. Bu para yatacak. Bizde şu an itibariyle misafir olan, başta Fikret Yılmaz, değerli hocamız ve Ordu'ya bu dönemde geçmiş yıldan itibaren de futbolcu olarak devam eden ve bu yıl Ordu'ya misafir olan olarak gelmiş bütün kardeşlerimiz
Ordu Spor'daki sözleşmeleri çarşambadan itibaren resmileştirilecek ve federasyon bu anlamda Ordu Spor'un sıkıntısını giderecektir. Bu sıkıntıyı giderecek olan şahıs Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz değil. Bu sıkıntıyı giderecek olan şahıs kulübün başkanıdır. Kulübün yönetim kurulu üyeleridir. Resmi olarak bu arkadaşlarımız görevdedir. Herkes işini yapacak. Benim işim ne? Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ordu Spor'un finans işini çözmek yükümlülüğü bende değil. Ama biz bu yapı içinde Ahmet Bey 2 trilyon 300 milyar lira federasyona yatması gereken para. Spor Toto'nun haciz listesinde 20 trilyon var. Ordu Spor'un kongrede ibra olan rakamı 44 trilyon. Bugün 55 trilyon borcu olduğu söyleniyor. Allah aşkına cebine 40 trilyon para koyan ya da 50 trilyon para koyan Ordu Spor'un kasasına yatırdığı zaman hesabı sıfırlayacak. Böyle bir takım algısı olabilir mi? Biz şimdi 2'yi yatırdık. 2 ay sonra ne olacak? Bir 2 daha yatıracaksın. 3 ay sonra ne olacak? Bir 3 daha yatıracaksın. O yüzden yönetici olan arkadaşlarımız ki bu konuda para ve finans konusunda uzman bir arkadaşımız var Nedim Bey. Bizim ona güvenimiz var. Süper Lig'den düştükten sonra çok bilinçsiz ve düşme hesabı olmadığı, olamayacağı hesabıyla bir harcama yapılmış olabilir. Dijitürk'ten gelecek yayınlar vardı. Gelemedi. Dolayısıyla 10 beklerken 1 geldi. Ama 10'a yönelik borçlanma olmuştu. Sıkıntı yaşandı. Şimdi kulüp başkanımız. Bugünkü sizin yapmış olduğunuz samimi bir davranıştır. Fakat işin çözümü burada değil. Sağdan say 10 kişi, soldan say 5 kişi orada parayı verenler hep aynı kişiler. Farkında mısınız? Arkadaşlar sizlerin telefonlarına çıkmıyor da. Evet. İş adamları telefonlara çıkmıyor. Siyasetçiler telefonlara çıkmıyor. Seçim döneminde Ordu Spor'u ağızlarından düşürmeyen siyasetçiler telefonlara çıkmıyor. Ama ben buradayım. Ben yarın da burada olacağım. Ordu Spor bizim en büyük markamız. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz Ordu Spor'suz bir ordu düşünebilir miyiz? Yoksa benim Ordu Spor hesabım olmasa Durugöl'e 125 trilyon liralık statı niye hesaplayayım? Ben bilmiyor muyum o parayı başka birimlerdeki başka yatırımlara harcamayı? Amacım ne? Süper Lig'deki bir Ordu Spor. Kendi stadında UEFA standartlarına uygun bir sahada maç yapan bir Ordu Spor. Kombinesi satılan bir Ordu Spor. Burada şu hesabı da yapmak lazım. Siz elbette hayırlı bir iş yapıyorsunuz ama aynı zamanda bizi ulusala da rezil ettiniz. Kombinesi satılmayan, forması satılmayan, televizyonlar vasıtasıyla teşebbüs yapıldığı halde istenilen rakamlara çıkamayan bir ordu imajı oluştu. Ordu bu değil. Bu değil ama niye bu hale geldik sorusunun da sorgulanması lazım. Sorulması lazım. Bu işin muhatabı ben miyim? Hayır. Siz misiniz? Hayır. Kulübedeki futbolcu arkadaşlarımız mı? Hayır. Kulübedeki teknik direktör mü? Hayır. Kim? Yönetim. Yönetim nerede? Görevinin başında. Herkes işini, herkes görevini yapacak. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak finans sorunum çıktığında Ordu Spor Kulüp Başkanı yetiş bana falan yerden para getir mi diyorum. Ya da X tüccarı ekonomik sıkıntıya girdiğinde Ordu Spor Kulüp Başkanı, Ordu Spor yönetimi neredesiniz ben batıyorum mu diyorum. 3 ay önce bu sıkıntılar yok muydu? Vardı. O zaman bilinen şimdi bilinmiyor mu? Biliniyor. O sorunlar o zaman hiç yoktu da şimdi mi ortaya çıktı? Ya o zaman da vardı. Sorun ne o zaman? Herkes görevini, sorumluluğunu yerine getirecek. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 3,5 trilyon lirayı rakamlarıyla verdim. Bundan sonrasına yönelik de taahhütlerimi söylüyorum. Kombine. Siz bana deyin ki, Sayın Başkanım, Ordu'nun Büyükşehir Belediye Başkanısınız. 2209'u 5200'e tamamladığımızda sizin bu yıla ilişkin Ordu Spor'la ilgili tüm taahhütlerinizi biz kabul ediyoruz. Ve Ordu halkı da kabul ediyor diyorsanız ben pazartesi günü 5200 kombinenin tamamını alıyorum. Var mısınız? Ben varım. Ben kendi adıma varım. Niye? Çünkü ben bir kampanya başlatmışım. Ve bu kampanyada herkesin Ordu Spor'a destek olmasını Ahmet Bey, istiyorsunuz. Sadece 5 vermişsiniz. 5200 kombine biletini ben aldığım takdirde Ordu Spor'un sorunu çözülüyor mu? Az önce söylediniz. Gelecek arkası. Çözülüyor mu? Yağmur gibi gelecek. Bana çözülüyor derseniz ben kapatırım. Ben bize kapatırım. Çözülüyor. Sizin için çözülüyor. Bizim için çözülüyor. Ben kulüp yöneticisi arkadaşlara gelmeden önce telefon açtım. Dedim ki Adem Bey, Türkmen isim vererek söylüyorum. Arkadaşımız, arkadaşlarım 5200 kombine satış talebi var. 100 liradan olsa şu rakam olacak. Biz bunu tamamladığımızda sorun var mı? Ordu bunu tamamlar. Ordu bunu tamamlar ama bir, ne tamamlayacağımızı bilmemiz lazım. İki, ne zamana kadar tamamlanacağını bilmemiz lazım. Üç, bazı şeylerin daha şeffaf olması lazım.
bugün kulüp binasında bizim misafirimiz olan arkadaşlarımıza bizim bu duyguyu yaşatmamamız lazım. Orospor pazar günü Kayseri ile maça çıkacak. Evet. Allah aşkına henüz sözleşmesi olmayan, henüz sözleşme atmamış, henüz federasyona bildirilmeyen ve muhtemelen başka takımların peşinde koştuğu bu arkadaşlara bundan daha büyük zulüm olabilir mi? O yüzden herkes görevinin başında, herkes o sıfatın neyi gerektiriyorsa onu yapacak. Sizin göreviniz ne? Altaş Televizyonu'nda spor programcısınız, değil mi? Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı. Ordu Spor'un da kulüp başkanı var mı? Var. Ordu Şu anda Spor, var. Resmi olarak Ordu Spor'un sözü. Kulüp başkanı istifa etmedi. Ordu Spor kulüp başkanı şu an itibarıyla istifa etmemiştir. Kulüp yöneticisi olarak yönetiminin başındadır. Kulüp yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber, İstanbul ağırlıklı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber işin başına geçecekler. Bugünkü yapılan bu organizasyonu son karar olarak bilecekler. Federasyon sürecini kapatacaklar. Sonra gelecekler orduyla bizimle uzun vadeli görüşmeler yapacaklar. Ben arkadaşlarımıza bana geldiklerinde de söylemiştim 5 talep olduklarında. Kasım ayını takım bulduğu takdirde biz süreci götürürüz. Çok ciddi de bir yardım sözü vermiştiniz. Kasım ayı. Niye Kasım ayı? Yeni Büyükşehir Belediyesi'yiz. Biz yapılanmamızla uğraşıyoruz. Şimdi konuşturmayın. Bana 160 trilyon borç bıraktığını iddia etmişti önceki yönetimler. Benim 310 trilyon borcum var. Benim 310 trilyon borcum var. Gel falancı borcumu sen öde mi diyorum ben. Enkaz edebiyatı yaptığımı duydunuz mu hiç? Diyorum ki hayır. Ben hepsini öderim. Benim ordulara hizmet borcum vardı. Bak hepsini de yaparım. Gelecek yıl bunların hiçbirisini konuşmayacağız. Ben bu hafta Türkiye'nin en büyük yol ihalesini yapıyorum. Türkiye'nin en büyük 29 müteahhiti yarın itibariyle orada. Bu hafta orada. Gelecekler ordunun köylerini, yollarını yapmak için yarışacaklar. Efendim benim param yoktu. Ben borçluydum. Hiç enkaz edebiyatı yaptığımı duydunuz mu? Duymadınız. O yüzden son söz olarak kulüp başkanı Nedim Türkmen kulübün başındadır. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sürece müdahale etmek durumundalar. Görevleri bu. Benim bunu söylemem kadar abes bir şey olamaz. Gelecekler sürece müdahil olacaklar. Federasyondaki hukuki süreç tamamlandıktan sonra önümüzdeki yıllara ait bir borç dökümü. Orospor'un kime borcu var? Alacak, kimden alacağı var? Tesisleşme, ne yapacağız? Oturacağız, konuşacağız. Borcu olanlarla tek tek konuşacağım, kulüp başkanı dahil. Nedim Türkmen, ne kadar alacağın var sen? 15 trilyon. Yok kardeşim bu kadar alacağım. Diyeceğiz, bu süreci bizim kapatmamız lazım. Kimin alacağı varsa, futbolcu arkadaşlarımız mı? Allah aşkına şampiyon olan futbolcu arkadaşlarımızın bu takımdan olan alacağını alması kadar doğal bir hak olabilir mi? Para bağışı olabiliyor musunuz? Kürşat kaptan ve para ordulu değil bunlar değil mi? Evet. Yazık değil mi? Şahane para bağışları. Şimdi bizim kaybettiğimiz bu imajın doğrulması konusunda kulüp başkanı Nedim Türkmen'i, kulüp yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı göreve davet ediyoruz. Bu programı bu aşamadan sonra kapatın. Eksik kalan, eksik kalacak rakam neyse biz Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlayacağımızı söylüyoruz. Allah razı olsun. Kaç bu? 5200. Ben 5200'ü tamamladıktan sonra sizin televizyonunuzdan ve programınızdan şu taahhüt alırım. Büyükşehir Belediyesi olarak 5200'ü tamamlarım. Kalan 2474. 2474. O yok, onu demiyor başkanım. 5200. Orayı onlar temizleyecek diyor. Ondan sonra bana da gelecekler. Hesabı kitabı konuşacağız. Hesabı kitabı konuşacağız. Evet. 5200 talebini ben yerine getiririm. Nakit olarak yerine getiririm. Nakit olarak. Arkadaşlarımız çarşamba günü mü? Çarşamba günü itibariyle diyecekler ki arkadaş bizim federasyon sürecimiz bitti. Ondan sonra futbolcu arkadaşlarımızın taksitleri var, peşinatları var. Bu hafta bitmiyor ki. Evet. Bunun gelecek haftası var. Bir deplasman 150-200 bin lira. Havai fişek gibi başkanım. Bu patlıyor gidiyor. Nereye kadar gidecek? Gidiyor. At gitsin, at gitsin. Evet. 4 trilyondu, 20 trilyon oldu, 30 oldu, 44 oldu, 3 ayda 55 oldu. 2 ay sonra 65 olacak. Böyle bir sistem olabilir mi? Ama o sistemi yaparsanız çözeceksiniz. Önce federasyona parayı yatıracaklar. Gelecekler hesabı kitabı yapacağız diyorsunuz. Gelecekler hesapları, kitapları dökeceğiz. Oturacağız. Gerekirse televizyon huzurunda tartışacağız. Diyeceğiz ki arkadaş budur. Biz de şehrin en üst yetkililerinden bir tanesi olarak diyeceğiz ki bu yok. Şu var. Buna ilave yapıyoruz. Bu artı olarak şu olacak. Gideceğiz Ankara'ya en üst seviyede. Bakansa bakan, başbakanımızsa başbakanımız, cumhurbaşkanımızsa cumhurbaşkanımız. Efendim böyle taahhüdümüz var diyeceğiz. Bu yıl Orospor'un şampiyon olması lazım. Biz buna hazırız. Kurtardık Orospor'u ki başkanım. Biz buna hazırız. Söylediklerimiz de ortada. Lütfen işler aksamaya başladığında, hesap kitap tutmadığında hiç kimse siyasetçiyi suçlamasın. Hiç kimse siyasetçiyi suçlamasın. Hele bizim gibi yönetim kurulu üyelerinin
tamamını toplayın, onla çarpın, ondan daha fazla kaynak aktaran birisiyiz biz. Hesap burada ya. Bize de verdiniz şimdi 5 küsür, oraya da verdiniz, bayağı bir şey. Hesap ortada, o yüzden ben size teşekkür ediyorum. Ayrılmayın başkanım. Teşekkür ediyorum, ayrılmam lazım. Yok yok, şöyle şöyle, ben bütün ekip arkadaşlarımı şimdi buraya davet edeyim, biz de sizin sayenizde stüdyodan kurtulduk. Kaç saat sonra kurtulduk? Daha söylemedim. Kaç saat? 28 saat mi? Evinize gidin. 29 saatin. Evinize gidin. Ailelerinizle birlikte görüşün. Siz burada değil 28 saat. 528 saatte kalsanız bu sistem sorunu. Bu evet. Sistemin içinde iyi niyetli bir taş attınız. Bu taşın karşılığının cevabını verecek yetkili bugün burada yok. Kulüp başkanı ve kulüp yönetim kurulu üyeleri takımına sahip çıkacaktır. Onlar biz sahip çıkıyoruz dediği an biz koşarak gideriz. Sonuna kadar destek oluruz ve buradan Fikret Yılmaz hocama, transfer olan bütün futbolcu arkadaşlarıma, şu an geçen yıldan ve önceki yıldan kalan futbolcularla birlikte çok güzel bir takım oluşturduğunu bildiğim Ordu Spor takımına moral vermemiz lazım. Rahat olun. Evet. Rahat olsunlar. Onlar bizim her şeyimiz. Ordu Spor buranın ulusal bir markası. Ordu Spor, Ordu'nun en büyük markası. Bu markaya hepimiz sonuna kadar sahip çıkacağız. Başkanım ayrılmayalım, birlikte bitirelim. Bütün ekip, çünkü uykusuz ekip. Genel müdürümüzü, evet, bütün ekip arkadaşlarımızı yayına davet edelim, bitirelim. Kurtardı bizi. Geliyorum oğlum, eşim. Hadi. Para da güzel. Şunu bir kez altını çiziyorum. Federasyondaki süreci çözecekler. Yanıma gelecekler. Herkes döküge şeffaf olacak. Tek tek de bunların bütün problemlerini çözeceğiz birlikte. Ama o kadar yok, bu kadar yok deyip daha sonra Orospor'lu futbolcular kafaları rahat olsun. Konuştuğumuz Ahmet Bey, canlı yayın. Evet, ben tamam. Ben ne konuştuğumu biliyorum.